Selfie'lerimizi, resmi açılışımızı gerçekleştirdik. Ve birazdan burası toparlanıyor arkadaşlar, şu anda hazırlıyorlar. Çok güzel bir defile izleyeceksiniz. Kültürel bir zenginliği izleyeceksiniz. Davul zurnadaki arkadaşlarımız. Davul zurnadaki arkadaşlarımız. Evet, biraz bekliyoruz. Efendim, Sinop ilk defa İstanbul'a geldi tanıtım günleriyle. Ve bu tanıtım günleri Sinop'tan gelip İstanbul'a yerleşen 8 bileşenin oluşturmuş olduğu Sinop tanıtım platformu tarafından gerçekleştirildi. Şimdi arkadaşlarımız arkada yardımcı olurlarsa LED'de, ben onları sizlere takdim etmek istiyorum. Bir önceki bir alalım. İstanbul'da Eylül 1'de oluşturulan Sinop tanıtım platformunun üyelerini sizlere takdim etmek istiyorum. Evet. Alfabetik sıraya göre gideyim. DUDEF. Durağanlı Dernekler Federasyonu, Durağan Dernekler Federasyonu, Kağıthane Platformu, Sinop Kağıthane Platformu, KOSİDEF, Kocaeli ve Çevresi Sinop Dernekler Federasyonu, SİAD, Sinoplu İş Adamları Derneği, SİNDEF, Sinop Dernekleri Federasyonu, SİAD, Sinop İli ve İlçeleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği, TÜSİDEF, Tüm Sinop Dernekler Federasyonu ve TÜSİAD, Tüm Sinoplu İş Adamları Yardımlaşma Derneği. İşte Sinopluların İstanbul'daki güçlerini birleştirerek Sayın Valimizin himayelerinde, Sinop Belediyemizin desteğiyle, Sinop Ticaret Odamızın ve Sinop Üniversitemizin desteğiyle birlikte Sinop tanıtım günlerini gerçekleştirdik. Bu organizasyona destek verenler var. Bu organizasyona destek veren, başta ana sponsor olan TÜSİAD'a teşekkür ediyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ve onun nazarında Şevket Bey, Kültür Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Şadi Yazıcı'ya çok teşekkür ediyoruz. Yine bu organizasyonda büyük katkı sağlayan Beşiktaş Belediyesi'ne ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sancaktepe Belediye'mize çok teşekkür ediyoruz. Esenler Belediyesi'ne, Bayrampaşa, Gazi Osman Paşa, Pendik Belediyelerine, Bağcılar, Zeytinburnu Belediyelerine çok teşekkür ediyoruz. Gezer'e, Yeşil Vadi'ye çok teşekkür ediyoruz. Strix kalemlerine, Masbro'ya çok teşekkür ediyoruz. Emek verdikleri için, destek verdikleri için Örsan Tekstil'e çok teşekkür ediyoruz. Bir Sinoplu olarak elini taşın altına koydukları için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve organizasyonda destek veren, PR tanıtım konusunda destek veren MİM Medya'ya, Sayın Adil Yıldız'a çok teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonu gerçekleştiren Patika Ajans'a çok teşekkür ediyoruz. Ve Sinop için herkes bir araya geldi ve şu anda belki de Feshane'de bugüne kadar yaklaşık 55-60 il tanıtım günleri gerçekleştirdi. Genelde cuma günleri akşamları ve cumartesi pazar yoğunluk olur burada. Ama Sinop dün sabah saat 10'dan itibaren soğuk havaya rağmen bu doluluk oranını yakaladı. Bütün Sinopluları, özellikle kendinizi şöyle kocaman bir şekilde alkışlamanızı istirham ediyorum. Tanıtım günlerine, kendi memleketinize, havasını soluduğunuz, suyunu içtiğiniz, topraklarını ezdiğiniz memleketinize sahip çıktığınız için tekrar teşekkür ediyoruz. Ve İstanbul bugün, dün ve bugün kesinlikle ve kesinlikle Sinop'u konuşuyor. Dün Beşiktaş Meydanı'nda
Hamsi Festivali ile başladık. Beşiktaş Belediye'mizin ve Ticaret ve Sanayi Odamızın katkılarıyla organize edilen Hamsi Festivali'nde Beşiktaş Meydanı'ndaydık. Çarşamba günü. Ardından akşam saat 19'da Sinop Belediye'mizin organize etmiş olduğu Helesa yürüyüşüyle Taksim Meydanı'ndaydık. Ve dün sabah saat 10 itibariyle fuarımızın açılışını gerçekleştirdik. Ve Allah'a şükürler olsun kültürün her yönünü sergiliyoruz. Şu anda buraya katılmayan belediyemiz, ilçemiz yok. Kaymakamlıklarımız, belediyelerimiz, kurumlarımız, kültür müdürlüğümüz, halk eğitim müdürlüklerimiz, orman ve su işleri, efendim üniversitemiz, bütün Sinop burada. Ve Sinop kendi kültürünü ilk önce kendi hemşerilerine, ardından da Sinoplu olmayıp Sinoplu, Sinop sevdalılarına takdim ediyorlar. Ve pazar günü akşamına kadar buradayız. Tabii davullar, zurnalar çalacak ama ayarında. Yani bazen atalarımız söylemiş, davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Hemen yanımızda 15 dakika olunca sinir sistemimiz boşalıyor. Onun için davul zurna uzakta güzel. Ve şu anda bu programı canlı bir şekilde ekranlara yansıtan Vizyon Türk Televizyonu'na ve Vizyon Türk Televizyonu ekranları karşısında bizleri izleyen bütün dostlara muhabbetlerimizi, selamlarımızı ulaştırıyoruz. Ve diyoruz ki Sinop'a eğer gitmediyseniz bir yönünüz eksiktir. Ama onu yarı oranda kurtarmak için buyurun Feshane'ye gelin. Eğer siz Sinop'a gelemiyorsanız biz Sinop'u Feshane'ye getirdik. Ve buyurun suya tutunan kuzeyin yıldızı olan şehri ve Türkiye'nin en mutlu şehrini Sinop'u İstanbul'a getirdik. Pazar akşamına kadar bu alandayız ve soğuk bir İstanbul gününde sıcak bir ortamda ve sıcak kanlı insanlar yani Sinoplular sizleri karşılayacaklardır. Evet, son artık sahnedeki rötuşumuzu yapıyoruz. Ardından defileye geçeceğiz. Ben ilçe belediye başkanlarımızdan, sayın valimiz ve yanındaki çok değerli misafirlerden istirhamım şu. Efendim standlar tabii geziliyor. Basının da çok yoğun bir ilgisi var. Ama biz kendilerini de aradan sahnenin önüne de davet ediyoruz. Sahnedeki gösteri yapacak olan arkadaşlarımız, efendim bu protokolün böyle dolu olmasını, zengin olmasından son derece mutlu olurlar. Onun için ben bütün dostları da buraya davet ediyorum. Ve bugün gerçekten basının mükemmel bir ilgisi vardı burada. Yaklaşık 8 veya 9 televizyon buradan canlı yayınla stüdyolarına bağlandılar. Sinop'un güzelliklerini ekranlarına taşıdılar. Yaklaşık 20 televizyon kanalının burada muhabirleri vardı. Bu akşam bütün ana haber bültenlerinde Sinop'u konuşacaklar. Ve bu organizasyonu, basın organizasyonunu gerçekleştiren popüler medyaya ve çok değerli arkadaşımız Oktay Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten mükemmel bir performans sergiledi ve basının burada olmasını sağladı. Ve basın aracılığıyla Sinop'umuzu bütün Türkiye'ye konuşturmaya gayret ediyoruz. Aynı şekilde Adil Bey'e de çok teşekkür ediyoruz, Adil Yıldız'a. Dün Milliyet Gazetesi Sinop Özel Eki çıktı. Tüm Türkiye'de Sinop Özel Eki dağıtıldı ve gazetelerde millet Sinop'u gördü. Onun için bu organizasyona en ufak şekilde dahi olsa destek veren, işin ucundan, kenarından tutan kim varsa hepsine, bütün Sinoplular adına müteşekkiriz. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve Sinop'un markalarını burada görmek, Sinop'un firmalarını burada görmek, efendim Örsan'ı burada görmek, Yeşil Vadi'yi burada görmek, dünya markası Sikrix'i burada görmek, Masbro'yu burada görmek, Gezer ayakkabılarını, yine dünya markası olmuş Gezer ayakkabılarını burada görmek bizleri son derece onurlandırıyor.
Beşiktaş Belediyesi'nin katkıları bizleri son derece mutlu etti. Tuzla Belediyesi, ev sahibi olan Eyüp Belediyesi, Gazi Osman Paşa Belediyesi ve Sancaktepe Belediyesi, Esenler Bayrampaşa Belediyesi. Sinoplulara şunu söyleyebiliriz. Bu organizasyonun ilk anından beri olayın içerisindeyim. Ve hangi kapıyı çaldıysak, hangi belediyenin kapısına gittiysek, biz Sinop tanıtım günleri yapmak istiyoruz ve sizin de karınca kararınca desteğinizi istiyoruz dediğimizde o kapılar sonuna kadar bize açıldı. Demek ki Sinoplular İstanbul'da sevilen insanlar. Onun için bir kez daha kendinizde gurur duyabilirsiniz. Ve destek veren bütün dostlara, firmaların hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi az geri çekelim de biz bir yandan programımızı yapalım hocam. Tamam mı? Ha, tamam. Evet. Dur onu alsınlar arkadaşlar. Evet, bugün sahne alan arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu akşam yanılmıyorsam Boyabat, Saraydüzü ve Durağan akşam programında bu üç belediyemizin organize ettiği bir program sahnede olacak. Ama onun öncesinde bugün belki fuar alanında da görmüşsünüzdür. Böyle cıvıl cıvıl güzel kızlarımız vardı. Birazdan onları alacağız. Bu arada bir konservatuvar mezunu olarak ben bir özür dilemem lazım. Organizasyonda da ben de görev yapıyorum. Hayaller Tiyatrosu gerçekten dünden beri programa zenginlik, görsel anlamda çok güzel zenginlikler kattı. Sinop'un tarihi şahsiyetlerini fuar alanında canlandırıyorlar. Bugün saat aslında 10.30'da bir sahne programı vardı. Ama bugün hem resmi programın oluşu, sayın bakanların programa iştirak etmesi program kontrolünü biraz bizden çıkardı. Onun için ben tiyatrocu arkadaşlarımıza, emektar arkadaşlarımıza bu konuda özrümüzü bildiriyoruz. Ama yarın ve pazar günü inşallah kendi sanatlarını, o paha biçilemeyen sanatları burada sergileyeceğiz. Evet, Nermin Hanım'ı da unutmayalım. Türkiye'de Sinop dergisi. Sinop'un dergisi de var, gazeteleri de var. Sinop'un her şeyi var. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Sinop'un davul zurnası da var. Susmak bilmeyen davul zurnası da var. Evet, davul zurna son bir dakikalık gösterinizi yapıyorsunuz. Şimdi teyzem diyor ki, davulcu o da. Gel bakayım, gel. Kurban ol, şuradan merdivenden gel. Merdivenden gel. Gel gel gel, merdivenden gel. Bizim Anadolu'da özellikle Karadeniz'de bayanlar çok televizyona çıkmak istemezler. Çünkü çoğu hoca diyor ki televizyona çıkmak günahtır diye. Gel. Ama teyzem diyor ki şu kıyafete bir alkış alalım efendim. Bu ne kıyafeti? Bu bizim töremiz Boyabat. Boyabat yöresinin böyle eskiden gelinler böyle mi giyinirdi? İşte benim kıyafetim mankende, gelinlik kıyafetim. Teyzeme bak, eski kurt. Diyor ki benim gelinlik kıyafetim mankende var diyor birazdan. Herhalde o çıkacak değil mi? Ha, bu günlük giysisi. Gelinlik daha başkaymış. Almanya'da davulcu Mahmut değil mi? Kardeşin hastaymış. Acil şifalar da diliyoruz. Canlı yayından da Almanya'ya gurbette olan bütün dostlara ana vatandan, ana yurttan selamlar gönderiyoruz. Eyvallah. Teyzeyi alkışlayalım, alkış da alalım aşağı. Şöhreti yakaladı ama biraz geç.
iş işten geçmişti artık. Evet değerli misafirlerimiz. Bu arada perde arkasındaki isimlerden bir tanesi daha var. Onu da takdim etmek istiyorum sizlere. 1 Eylül'de başladı bu çalışma. Ardından ben İstanbul'dan herhalde günde bir 8-10 kere telefonlaşıyordum. Bir 20-30'da mail ortamı vardı. Bir komite İstanbul'da vardı, bir komitede Sinop'ta vardı ve o Sinop'taki tertip komitesinin başında da Sayın Vali Yardımcımız Mehmet Yüzer Bey vardı. Kendisi de aramızda. Sayın Valim bir ayağa kalkın. Bir alkışlayın lütfen. Sayın Vali Yardımcımız, gerçekten bazen Sayın Valim gece bir gibi falan aradım sizi. Gece birlere, ikilere kadar telefonla konuştuk. Çünkü Sinop birçok ilimiz tanıtım programı yapıyor. Çok fazla memleketten katılım olmuyor. Genelde buradan katılım olur. Ama bugün sadece kültür standı olarak kurduğumuz 19 stand. Değil mi Sayın Valim? 19 standımız var. Ve hepsi Sinop'tan geldiler. Onun haricinde ilçelerimiz, kurumlarımız ve farklı şekilde kültür haricinde Sinop'un lezzetlerini, yöresel ürünlerini buraya taşıyanlar da vardı. Ve gerçekten Sinop'u çok güzel organize etti Sayın Valim. Kendisine teşekkür ediyoruz. Hazır mıyız? Evet. Şimdi çok alkış isteyeceğim sizden. O güzel alkışlarınızla Gerze Kaymakamlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, Yöresel Bindallı ve Gelinlik Defilesi. Buyurun efendim. Geldim sağ, sen beni toplasa, kemençele
bile çalınıyor. Bize horon oynasa. Thank you.
gider. Al gelin, has gelin, has gelin. Suya gider. Al gelin, has gelin, has gelin. Topukların nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Topukların nokta nokta bas gelin, bas gelin, bas gelin aman. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bu güzellik sade sana has gelin, has gelin. Bilmiyor mu benim sana yandım, yandım, yandım ama. Ellerin köyünde garip kaldı, kaldı.
çiçek başları yaktı yan. Derdinin derman.